Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de eğer siz ona yardım etmezseniz, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçattı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Resulullah'ın sahabeleri Mekke'de fazla eziyet görünce nübüvvetin 5. yılında Hazreti Peygamber onlara Habeşistan'a hicret etmek için izin verdi. Onlara siz Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Habeş hükümdarının yanında hiç kimse zulme uğramaz. Umulur ki Allah sizi orada ferahlığa kavuşturur buyurdu. Bazı sahabeler oraya gidip en iyi evlerde ve en iyi komşular yanında yerleşerek din konusunda güvence almışlar. Orada Rablerine serbestçe ibadet edebildiler. Bir süre sonra Mekkelilerin İslam'a girdiklerini duyunca Habeşistan'dan dönmeye karar vermişler. Fakat duydukları yanlış olduğu için tekrar eziyet gördükten sonra Peygamber onların Habeşistan'a ikinci kez hicret etmelerine izin verdi. Hicret edenlerin başında Cafer bin Ebi Talib vardı. Kureyş müşrikleri Müslümanların bu kralın yanında güven ve huzur içinde olduklarını öğrenince elçiler gönderip hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarı Necaşi'den geri istemeye karar verdiler. Ama Necaşi onlara şu cevap verdi. Vallahi hayır dedi. Çaresiz kalmış, yurduma gelip yerleşmiş, beni başkalarına tercih etmiş kimseleri ben hiçbir kimseye teslim etmem. Onlarla görüşmeden, onların fikirlerini almadan hiçbir zaman kararımı vermem. Bunun üzerine Cafer Kureyşlilerin iftiralarına cevap vermek için ayağa kalkıp Necaşi'ye hitaben şunları söyledi. Ey hükümdar! Biz cahiliyet üzere olan bir millet idik. Butlara tabar, laşeler yerdik. Akla gelebilecek her türlü kötülüğü işlerdik. Hısım ve akrabalarımızla ilgimizi keser, komşularımıza kötülükte bulunur, zayıfları ezerdik. Bizler bu hal üzereyken Allah içimizden birini bize peygamber gönderdi. Nesebini, asaletini, doğruluk ve eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz bir peygamber. O bizi Allah'ın varlık ve birliğine inanmaya, ona ibadete, bizim ve atalarımızın Allah'tan başka tapınağa geldiğimiz butları ve taşları terk etmeye davet etti. Doğru sözlü olmayı, emanetleri yerine getirmeyi, akrabalık haklarını gözetmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, günahlardan ve kan dökmekten sakınmayı bize emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim mali yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi men etti. Biz de ona iman ettik ve davasını tasdik ettik. Onun Allah'tan getirip bildirdiği şeylere tabi olduk. Bu yüzden kavmimiz bize düşman kesildi, zulmetti. Bizi dinimizden vazgeçirmek, Allah'a ibadetten alıkoyup butlara taptırmak için türlü türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Biz de bütün bu sebeplerden dolayı yurdumuzu, yuvamızı terk ederek ülkene geldik. Sana sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ümit etmekteyiz. Necaşi bir müddet düşündükten sonra Hazreti Cafer'e yanında bu bahsettiklerinden bir şey var mı diye sordu. Hazreti Cafer evet var dedi
ve Meryem suresinin baş taraflarını okudu. Okunan ayetler Necaşi'nin ruh dünyasına gözlerinden yaşlar akıtacak kadar tesir etti. Hatta akan yaşlar sakalını ıslattı. Hazır bulunan rahipler de gözyaşlarını tutamadılar. Necaşi, vallahi dedi, bu aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki İsa da onunla gelmişti. Bu haklı itirafından sonra müşrik elçilere dönerek, vallahi ben onları size teslim etmem dedi. Habeşistan'a olan iki hicreti düşünen şunu bilir. İlk Müslümanların hicreti küfür diyarından iman diyarına bir hicret olmadı. Çünkü vatanları terk etmeyip savunmak daha öncelikliydi. Ama korku diyarından güvenlik diyarına bir hicret sayılmalıdır. Halbuki Kral Necaşi o sırada Müslüman değildi. Ancak onun ülkesinde insanların dinleri, canları ve malları güvendeydi. Bunun için şöyle denilmiştir. Allah kafir de olsa adil devleti ayakta tutar. Fakat Müslüman da olsa adil değilse o devleti ayakta tutmaz. Yani devlet adalet ve küfürle devam eder ama zulüm Müslüman bir ülkede olsa bile devam etmez. Peygamberimiz adaletli yöneticiye büyük bir önem verip onu Allah Teala kendi gölgesinde başka gölge olmayan kıyamet gününde kendi gölgesi altında toplayacağı 7 kişiden biri saymıştır. Adaletli yönetici olunca bütün toplum düzelir. Ama adaletsiz yönetici olursa toplum bozulur. Allah Teala Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret etmesine izin verdiğinde büyük bir zafer olan Allah'ın yardımı gerçekleşti. Aslında hicret, devleti inşa etmek, barış içinde bir arada yaşama, kardeşlik ve birlik sağlamak için olumlu bir dönüşümdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böylece onun Rabbinin mesajını alemlere iletmek için imkan buldu. Allah Teala, eğer siz ona yardım etmezseniz bilin ki kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. Hani o ikisi mağaradayken peygamber arkadaşına taslanma, hiç şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir diyordu. Allah da onun üzerine emniyetini indirdi. Onu görmediğiniz ordularla teyit etti ve kafirlerin kelimesini alçattı. Allah'ın kelimesi ise çok yücedir. Allah aziz ve hakimdir buyurmuştur. 8. Hicri yılda Yüce Allah peygamberine apaçık zaferin kapılarını açarak Mekke fethini bağışladı. O zaman insanlar akın akın Allah'ın dinine girdiler. Hicretin anlayışı dar anlamdan yaşamın bütün alanlarını kapsayan geniş bir anlama dönüştürdü. Hicretin anlayışı dar anlamdan yaşamın bütün alanlarını kapsayan geniş bir anlama dönüştürülür. Mekke fethinden sonra artık bir diyardan başka diyara hicret bitti. Allah Teala kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne durumdaydınız dediler. Bunlar biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz dediler. İşte onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir buyurmuştur. Mekke fethinden sonra ve özellikle Peygamber Efendimizin Mekke fethinden sonra artık hicret yok. Fakat hicret ve niyet vardır sözünden sonra hicret hükmü de değişti. Safvan bin Ümeyye Müslüman olduğunda kendisine denildi ki hicret etmeyenin dini yoktur. O da bunun üzerine Medine'ye geldi. Resulullah ona dedi ki niçin geldin ey Ebu Veheb dedi ki bana denildi ki
hicret etmeyenin dini yoktur. Resulullah dedi ki, ey Ebu Veheb, Mekke'nin geniş yataklı vadilerine geri dön. Evlerinizde oturun. Zira hicret artık durdurulmuştur. Fakat cihat ve niyet süreklidir. Savaşa çağrıldığınızda acele edin. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle de buyurdu. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir. Mekansal olarak Mekke'den Medine'ye hicret meselesi, Mekke'nin fethiyle sona erdiyse hicretin tüm asil anlamları hala devam etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek hicretin daha iyi olana doğru olumlu bir dönüşüm olduğunu söyledi. Dönüşüm de işsizlik ve tembellikten ciddi çalışmaya ve bencillik ve taassuptan fedakarlık ve kardeşliğe olmalı. Ve çeşitlilik seçme ile inanç özgürlüğü, iyi komşuluk ve insanın bilimsel, entelektüel, davranışsal, ahlaki, ekonomik ve sosyal olarak gelişmesini sağlamalıdır. Gerçek hicretin manasının doğru bir şekilde anlaşılması, çağlar boyunca kesintisiz bir şekilde yapılan hicretin cehaletten ilme, dalaletten hidayete ve bozgunculuktan islaha dönüşüm yapmasını gerektirir. Medeniyet kurup kainatı imar etmek hicretin temel hedeflerindendir. Allah Teala, o sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı buyurmuştur. İşte bunun için bizim milletimiz tembellik değil, çalışma milletidir ve tahrip değil, inşa ve imar milletidir. Bilelim ki dinini seven ve onunla gurur duyan her Müslüman dininin ve ülkesinin izzetini ve heybetini korumak için çalışmalı ve tahrip ve aşağılanmaya neden olan sahte cihat yanılsaması altında terörist gruplara katılmak için güç etmek gibi her türlü kayma, istismar ve aşırılıktan uzaklaşmalıdır. İnsanın kutsallığına saygı göstermeyen yasa dışı güç hem devlet kanununda bir suç hem de haramdır. Kimsenin başka kimsenin evine izinsiz girmesi yasak olduğu gibi başka ülkeye ve başka devletin sınırına girmek izin verilmediği müddetçe yasaktır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, bu güzel kokulu vesileyle haram aylardan Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayını hatırlamayı unutmayız. Peygamber şöyle buyurdu. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç ise Allah'ın ayı Muharrem orucudur. Aşura günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşura gününün Allah'ın katında ayrı bir yeri vardır. Resulullah Aşura orucuna da teşvik ederek şöyle buyurdu. Aşura gününün orucunun günahlarına kaffaret olmasını ümit ederim. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye geldi, hicret ettiği zaman Yahudileri Aşura günü oruç tutarlarken gördü. Bunun üzerine Resulullah onlara bugün tuttuğunuz oruç nedir diye sordu. Onlar bugün Allah'ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı
Firavun ve kavmini denizde boğduğu salih bir gündür. Bundan dolayı Musa bugün oruç tuttu dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben Musa'ya sizden daha hak sahibi ve layıkım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün oruç tuttu ve bugün de oruç tutmayı ümmetine emretti. İbni Abbas dedi ki, Resulullah Aşura günü oruç tuttu ve ashabına da bugün de oruç tutmalarını emrettiğinde onlar şöyle dediler: ey Resulullah, Aşura günü Yahudi ve Hristiyanların yücelttiği bir gündür. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: o halde gelecek yıl olursa inşallah 10. gün ile beraber 9. günü de oruç tutarız. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her şeye bizi yönlendirmesini ve yeni hicri yılın Mısır ve tüm İslam alemi için barış, huzur, iyilik, bereket ve zafer dolu bir yıl olmasını diliyoruz.